8 sınıf matematik birinciden birinciye hazır mıyız sonuç öğrenci? Hayır değilim hocam. İşte senle beraber mükemmel bir şekilde hazırlanacağız. Öncesinde bir bilmemiz gerekenleri yani ön hazırlığımızı yapalım. Sonrasında hemen çok güzel kaliteli sorulara geçeceğiz. Güzel bir mı? Öncesinde hangi konuları hemen öğrenelim. Çarpanlar ve katlar var. Üstü ifadeler var. Karakök ifadeler var. Bu üç tane üniteden sorumluyuz Sonuç Eren Ve bunlar aslında genel sayıların ünitesinin konuları. Peki çarpanlar katlarla bilmemiz gerekenleri hemen hatırlayalım. Bir kere bir sayının çarpanları vardır. Bir, mesela 40 dediğim sayı nedir Sonuç Eren? Bir kere 40'tır. Evet. Yani kendisi ve bir kendisi ve bir çarpan arasında vardır. İlk kere 20'dir. 10 sıra 4 kere 14 olmuş. 10 sonra 5 kere 8'dir. Bunların hepsini yazabiliriz. Peki bunlar bütün çarpanlardır. 6 kere olur mu? 7 kere olur mu? Olmaz gibi gibi gibi. Sonrasında bütün çarpanlardır. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. 40, 20, 10 ve 8'den ibarettir. Aynı şekilde çarpan ağacı vardı hatırlıyorsanız. Çarpan, çarpan ağacı. da 24'ü 2 kere 12, 12'ye 2 kere 6, 6 2 kere 3 diye yazarım. Ve buradaki sayıların hepsinin ne olması gerekiyor? Tamam, çevren asal sayı olması gerekiyor. Çok dikkat edelim. Asal sayılar neydi? 2, 3, 5, 7, 11, 13 şekline ilerleyen sadece kendisi ve birbirine bir, bir Asal çarpanlarını ayırmış oldum. Ne oldu? Bak 24'ün asal çarpanları 2 ve 3'tü. Bunları hatırlamamız, bunları temel olarak hatırlamamız. Zaten LGS'de de hocam bunlar. Aynen. Kesinlikle tebrik ediyorum seni. 24'ü mesela 2'ye 24 böldük 12. 12'yi 2'ye böldük 6. 6'yı 2'ye böldük 3. 3'e 2, 3'e böldük 1. Dolayısıyla 24 dediğim şey aslında 1, 2, 3 tane 2'nin çarpımı. Dolayısıyla 2 üzeri 3 yazıyorum. Bir tane de 3'ün çarpımı. 3 üzeri 1 yazıyorum Tonguç'um. 3 üzeri 1'in de 1'ini yazmak zorunda değiliz. İşte asal çarpanlarına ayrılmış hali üstü ifade gösterimidir bu. Unutmayalım Tonguç'um. Aynı zamanda aralarından sağlık denilen bir konu vardı hatırlıyorsan. Aralarından sağlık da iki sayıyı söyle bana ve araları hiçbir ortak bölün olmasın birden başka. Mesela 5 ile 13 mesela Tonguç evladım. Veya 25'te 9 mesela Tonguç evladım benim. Dolayısıyla aralarında asalıkta böyle bir ifade A ve B aralarında asal ise bu çok önemli bir kural. Gerçekten sınava çıkabilir. Ekokları sayıların çarpımıdır. EBOPLarısa ise birdir. Bu da gayet önemli ve e, sorularda çıkabilen bir kural. Peki ebop ekok neydi? ebob ekok ne, ne, demek biliyor musun? En küçük ortak kat. Tebrik ediyorum seni. Mesela küçük parçaları birleştirip büyük bir parça oluşturacaksak biz burada ekok yapacaktık. Büyük bir parçayı küçük parçalara ayırırsak EBOB yapacaktık. Bu da çok temel bir kural ve şöyle bir kuralımız da vardı. İki sayının EBOB ile EKOKO'nun çarpımı sayıların çarpımına eşittir diyoruz ve geldik üst ifadeleri. Üst ifadeleri bilmemiz gereken şey şuydu aslında. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir Tonguş Öğrenmeyim. Herhangi bir sayının negatif bir kuvveti, eksi, eksi birinci kuvveti o sayının ters dönmüş halidir. Yani bir bölü adı. Mesela üç üzeri eksi bir, bir bölü üçtür gibi. Be, beş üzeri sıfır, birdir gibi. Şunu da unutmayalım. Negatif bir sayının çift kuvvetleri pozitiftir. Negatif sayının tek kuvvetleri negatiftir. Bunu da hatırlayacağız. Aynı zamanda Tonguç Bey'im... eğer üslü sayılarda çarpma yapıyorsak, tabanlar aynıysa üsler toplanır ilkesi vardı. Eğer bölme yapıyorsak, tabanlar aynıysa a a mesela tabanları üsler çıkarılır ilkesi vardı. Aynı şekilde eğer üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Üstler aynıysa tabanlar bölünür. Bölmede de ilkesi vardı. Ve üstün üstü çok çok önemli bir kuraldı. Gerçekten her zaman sınavlara çıkar. Mesela A üzeri X üzeri Y'nin A üzeri X çarpı Y. Yani iki üstünde çarptıl, çarpıldığını unutmayacağız. Tabi bunları biz A'da A B diye verdik ama burada mesela 3 üzeri 2 üzeri 5 gibi düşün. 3 üzeri 2 çarpı 5'ten 3 üzeri 10 gibi bir kural var. Bunu hatırlamam gerekiyor. Aynı zamanda bilimsel gösterim vardı. Şen, bir de çözümleme vardı. Çözümleme de yapmamız gereken kural çok basitti. Böyle sayıların e, e, tabanlarına böyle şey veriyordum, 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2 diye. Burası 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 diye basamaklara veriyordun ve bu yukarıdaki sayı mesela 6, 5, 4, 2, 7, e, 4 diyelim mesela. Bununla bunu çarpıyordum. Bununla bunu çarpıyordum. Bununla bunu çarpıyordum ve çözümlemeyi yapmış oluyoruz. Aynı zamanda bir bilimsel gösterim kuralımız vardı. Bilimsel gösterimde bir sayı a çarpı 10 üzeri n şeklinde yazılır ve a dediğimiz sayı 1 ile 10 arasında olmak zorunda hiçbir zaman ne de bir tam söyleyecek hiçbir zaman birden küçük veya 10'dan büyük olamaz bilimsel gösterimin kuralı buydu. Peki geldik şimdi kare köklü ifadelere. Kare köklü ifadeler tam kare ifadeler gerçekten çok hassastı. Tam kare ifadeler Hassas derken? E, çok önemli yani e, konunun dayandığı yer. 1, 4, 9, 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi, 25, 10 e, 10 sonra 36, e, 49 şeklinde ilerleyen sayılardı. <laughs> Aynı zamanda Tonguç Erhan herhangi bir e, sayının, karekök sayının hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmak istiyorsak mesela karekök 5 dediğimiz şey Karekök 4 ile karekök 9 tam kareler arasında değil mi? Dolayısıyla 2 ve 3 arasındır ve 2'ye daha yakındır da hatırlamamız gerekiyor. Mesela karekök 14, karekök 9 ile karekök 16 arasındır ve dikkat ettiysen tam kareler arasında hangi tam kareler arasında diye baktım ben buna. Ve sonuçta da karekök 16'ya daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Yani 4'e daha yakındır diyebiliriz bu tabii şunları da bilmemiz gerekiyor. Bu karekök 4 2'dir. Karekök 9 3'dir. Kare Karekök 16 4'dür. Yani bunların temel kuralı aslında sen hangi sayının karesini diyerekten dışarı çıkartabiliyoruz karekökten. Sen kimsin? Ha mesela A, A kök B ifadesini ben içeriye sokabilirim veya dışarı çıkartabilirim. Dışarıya çıkartırsak A kare dışarıya A diye çıkar veya içeri girerse de A dediğim sayı içeriye A kare diye girer. Bir senin karesi şeklinde girer. Üste, köklüselerde toplama çıkarma bir şeyde elma armut hesabı yapıyorduk. Burada mesela iki kök beşte. Buna ben iki tane armut diyordum. Bu 2 tane armutla 3 tane armutun toplamı sonra da 1 tane armutu dışarı çıkartacağım. Dolayısıyla burada görünmez bir 1 vardı. Dolayısıyla 2 artı 3 5 armut 1 tane çıkarsak 4 armut şeklinde 4 kök 5 şeklinde yazabiliyorum bu ifadeyi diyoruz. Peki çarpma ne yapıyorduk çarpmalı da normal sayılarla normal sayıları köklü sayı ile köklü sayı çarpıyorduk. Mesela 2 kök 3 ile 5 kök çarparsan 2 ile 5 10. 3 kere kök 3 kere 2 6 ama kökün içinde olduğu için kök altı diyoruz ve bölmede de aslında normal bölme yapıyoruz. Aynı mantık burada geçerli. Normal sayı varsa normal sayıyı normal sayı bölüyorsun. Kök sayıyı da kök sayıya bölüyorsun. Ve kök 50'yi kök ona bölersen aynı şekilde kök 5 çıkıyor ama kökün içinde olduğunu unutma diyoruz ve geldik sınavımıza geçiyoruz of. artık. Evet sınavımızda sorular bu şekilde gelecek. İstersen sorudan başlayabilir miyiz? İstediğin sorudan başlayabilirsin ama tabii biz <laughs> ilk konulardan başlayarak ilerleyeceğiz. Hemen ondan sonrasında karekökselere kadar geleceğiz. <laughs> Hemen bakalım. Yukarıda verilen bölme algoritması ve çarpan ağacına göre A ve K sayılarını bulanız demiş. Hemen bakalım. A'yı 2'ye böldük B çıktı. B'yi 3'e böldük C çıktı. C'yi 3'e böldük E çıktı. E'yi 5'e böldük 1 çıktı. E o zaman E dediğimiz şey 5'tir. Şimdi 5'i 5'e bölünce 5 çıkar. Peki e, C'yi 3'e böldük 5 çıktıysa e, C dediğimiz şey 15'tir. Yani aslında yaptığım şey şunu şunu çarp bunu bul. Şunu şunu çarp bunu bul. Şunu şunu çarp bunu bul. Dolayısıyla buradaki bütün sayıları bulmuş oldum. A sayısının 90 olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde bu bununla bunun çarpımı. Bu bununla bunun çarpımı. Bu bununla bunun çarpımı o zaman bu dediğim şey 9'dur. Buna bunun çarpımı 27'dir. Buna bunun çarpımı 54'tür. Dolayısıyla diyorum ki e, K da 54'tür diyorum ve süper bir şekilde ilerliyorum. Of. Isınma soruları tabi devam ediyor. Ama şimdi de birazcık daha farklı bir soru. Şey. Sayıların birer doğal doğa sayı. Doğal sayı olmasını sağlayan en büyük A sayısının çarpanını bulunuz demiş. Şimdi bunları bir doğal sayı yapabilmek için 180'i de A'ya bölmüş, 168'i de A'ya bölmüş ve tam çıkmış. Dolayısıyla bunları bölen bir sayı bulmam gerekiyor. Ve bunların ikisini de bak en büyük dediğine göre en büyük bölen sayı bulmamız gerekiyor. O da neydi kuralımız? EBOB dediğimiz kuraldı. EBOB'un nesini bulacağım ben? 180 ile 168'in EBOB'unu bulacağım. Hemen bulalım şu tarafta. 180 ile 168'in EBOB'unu bulmak için. 2'ye böldüm. 90 diyorum. E 84 diyorum. 2'ye böldüm. Bak bunu yuvarlak işle aldım çünkü ikisini aynı anda böldüm. Bu 2'ye bu bölünce 45 42. Bu da ikisini aynı anda böldü. Tekrar ikiye böldüm Tonguç'um. Bu aynen kal. Bu değişmedi. Kusura bakma diyoruz. Bölünmüyor çünkü. Bu 21 oldu Tonguç'um. Dolayısıyla bunu yuvarlak için almıyorum. 21 ikiye bölünmez. Sonra ikiye bölünmedi artık. Hiçbirisi. 3'e bölünür. E 15 7. Bunu yuvarlak için aldım. E ee, 3'e bölünür. 5, 7 aynen kaldı. Yuvarlak için almıyorum. 5'e bölünür 1, 7, 7'ye bölünür 1. Şimdi EBOB dediğim şey neydi? Bu e, yuvarlak için aldıklarımın çarpımıydı. O zaman 2 kere 2 4, 4 kere 3 12'dir diyoruz. O zaman en büyük A doğa sayısının çarpanları yani 12'nin çarpanlarını bulmak için ne yapıyorduk? 1 kere 12, 2 kere hatta şöyle oklar göstereyim. 2 kere 6, 3 kere 4. 4 kere 3 bir daha yazmama gerek yok. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir çarpanları diyorum ve süper bir şekilde ilerliyorum. Şimdi bir okuldaki iki zilden birincisi 30 dakikada bir, ikincisi ise 45 dakikada yazık, bir çalması. Yazık, 45 çamadık. dakikada çalana yazık. Evet, biraz zor olmuş gerçekten. İlk kez birlikte 8.30'da çalan bu iki zil, üçüncü kez beraber çaldıklarını demiş. Bak burada da farklı bir yapı var. Bak zil sorularında hatırlamamız gereken en önemli şey ekok kesin ve kesin ekok çıkar zil sorularında. Çünkü beraber birleşecekleri yeri arıyoruz. Dolayısıyla ben neyin ekokunu bulacağım? 30 dakika ile 45 dakikanın ekokunu bulmam gerekiyor. Çünkü aynı anda çaldıkları aynı katında beraber çalarlar bunlar. Hemen bunun ekokunu bulmak için 15'e böldüm. 2'ye böldüm 15 çıktı 45 kaldı. 2'ye artık bölünmez. 3'e böldüm 5, 15. 3'e böldüm 5 5 5'e böldüm 1 1. Bunların ekoku bunların hepsinin çarpımıydı. Ebob olmadığı için bunları yuvarlak içine almadım bile. Dolayısıyla bunların ekoku dediğimiz şey, ekok dediğimiz şey 2 kere 3 6 6 kere 3 18 18 çarpı 5 90'dır tomucu. Um. Ama dikkat et. Burada ne vardı? dakika olduğu için bu dakika olduğu için bu da dakika olmak zorunda diyoruz. O zaman 90 dakika dediğimiz şey yani aslında bir buçuk saat onu da aklımızda tutalım. 1 saat 30 dakika. Bir buçuk saat aslında her bir e, süre arasındaki her bir çalış yani beraber çalış arasındaki geçen süre. Dolayısıyla bu adamlar 8.30'da bir kere çaldıklarsa o zaman bu bu birinci kez. Bak bu ilk kez. Ondan sonra ikinci kez beraber çalacaklar. Üçüncü kez beraber çalacaklar ki üçüncü kez beraber çaldıklarını saat kaçı gösterir diyor. Dolayısıyla 8.30'a bir buçuk saat eklediğim zaman 9.10 oldu. 10.00 oldu. Sonra bir buçuk saat daha 11.30 oldu. Yani bak bir buçuk saat geçti beraber tekrar çaldılar. Bir buçuk saat geçti beraber tekrar çaldılar. İşte bu üçüncü kez beraber çalmalarında saat 11.30'u gösterir diyoruz. Birinci kaç kere çalmıştır dediği zaman bak 3. kez beraber çaldıklarında. Şimdi 1. kez kaç dakikada çalıyordu? 30 dakikada çalıyordu. O zaman bak 8.30'dan 8.30'dan 11.30'a kadar geçen bir macera. Bak 1. kez'in çalma süresi. Bu 1. kez çaldı. 2. kez birinci izi için konuşuyorum sadece. İkisinin beraber olduğu süre için konuşuyorum. 30 dakikada bir çalıyordu. O zaman 9'da çalacak bir. Ondan sonra 9.30'da çalacak. Ondan sonra 10'da çalacak. Ondan sonra 10.30'da çalacak Tunguç Aramıyor. Ondan sonra 11'de çalacak. Sonra da 11.30'da çalacak. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kez çalmıştır diyorum. Ee, yani üçüncü kez beraber çalıyoruz. Çalıyor birinci zihir aslında yedinci kez çalmıştır diyoruz. Süper zekisin Tonguç Erhan Bey'im. Ee, ve bu şekilde de aslında birinci zirinde çalmıştır. İkinci için hesaplayabilir. 45 dakikada 8.30'dan 9.15'lerden falan filan yine hesapladın. Yine 11.30'da bunların bir araya gelmesi gerekiyor dedik. Geldik birazcık üstü sayılar sorusuna. Yerine gelmesi gereken sayılara bulun demiş. Şimdi Tonguç'um hemen iki giller atalım. İki giller bu soru yapmak için en önemli şey bir de üç giller vardı. 3 giller. 3 gillerde iki giller burada çok kullanılacak. Mesela bak 64'ün ben 2 üzeri 6 olduğunu söyleyebilirim. 4'ün ben 2'nin karesi olduğunu söyleyebilirim. 8'in ben 2'nin 3. kuvveti olduğunu söyleyebilirim. Bunları hemen burada kullanacağım. Mesela burada e, 9'un 3'ün karesi olduğunu söyleyebilirim. Kullanacağım burada zaten. Tohum o zaman hemen sorumuza geçelim. Mesela 2 üzeri 6 tamam eyvallah. 64 yerine 2 üzeri 6 yazabilirim. Hımmmm. O zaman ben 64'ün yerine yani şuradaki yuvarlan yerine 2 üzeri 6 yazacağım. 2 üzeri 6'nın üzerinde ne olacak? Eksi 2 olacak. E Bunlar ne yapıyordu üstün üstü kuralında? 2 üzeri 12 oluyordu. O zaman ben bu ifadeyi tekrar yazarsam 2'nin 6. kuvveti çarpı 2'nin 12. kuvveti. Ama dikkat et, Eksi 2 ile çarpıldığı için eksi 12 oluyor. Çarpı diyorum. Şimdi şu zımbırtı 1 bölü 4 dediğimiz zımbırtı aslında 1 bölü 2 üzeri 2'dir. Bak, 1 bölü 4 dediğimiz şey de 1 bölü 2 üzeri 2'dir. E, bu yukarı çıktığı zaman 1 bölü 2 üzeri eksi 2'dir. Yani. Üze, üzerinde de eksi 3 var Tonguç Erdem benim. Eksi 3 var. Dolayısıyla 2 üzeri bu ikisinin çarpımından 6 çıkar Tonguç'um. Dolayısıyla ben şu zımbırtının yerine de şu zımbırtının 2 üzeri 6 yazacağım. Bak başka bir yerde çözüm ve şu zımbırtı 8 dediğimiz şey de 2 üzeri 3'tü. 2 üzeri 3'ün 2 üzeri 3'ün üzerinde dikkat sen ne var? A var. O zaman bu da 2 üzeri 3 A'dır çünkü bu ikisi çarpılırdı ve 2 üzeri 3 A oldu. Ha, bundan sonrası artık çarpma. Neydi tabanlar aynıysa üstler toplanırdı. Bunları ben topladığım zaman çok enteresan bir şey çıkıyor gerçekten de. 6 6 12 12 eksi 12 0. 2 üzeri 0 eşittir. 2 üzeri 3 A çıktı Tonguç Erhan O zaman 0 eşittir 3A'dır. Bravo diyorum sana. Bunlar birbirine eşittir. Dolayısıyla A dediğimiz şey de 0'dır diyoruz. Bravo diyorum sana. Geldik bu zımbırtıya. Şimdi 6 dediğimiz sayı aslında nedir? Her ikisi eşit puanı değil mi hocam? 2 kere 3'tür. 2 kere 3'ün 10. kuvvetidir. çarpı. 9 dediğimiz şey de 3'ün karesidir. 3'ün karesinin eksi 1. kuvvetidir. Bölü diyorum. 72 dediğimiz sayı aslında 8 kere 9'dur. 8 kere 9 8 kere 9 üzeri de 3'tür. Bak birazcık karışık ve birazcık zor bir soruya benziyor. Ama hiç sorun değil. Beraber yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ben bu zımbırtıda çarpmanın üstünde bir sayı varsa 2 üzeri 10, 3 üzeri 10 diye dağıtabilirim. Yani bu her ikisine dağılır. Çarpı, şimdi bu ikisi üstün üstünden 3 üzeri eksi 2 çıkar. 2 ile eksi 1'i çarptım. Bölü diyorum. Şimdi bu 8 aslında 2 üzeri 3'tü hatırlıyorsak. 2 üzeri 3 olduğu için hemen şöyle düşünelim. 8 üzeri 3 yazayım mı buraya? yazalım hatta şimdiden. 9 üzeri 3 yazalım. Şimdi sonrasında ne yapıyorum biliyor musun? Bak bu ikisini çarpabilirim. Çünkü tabanlar aynı üstler toplanır. O zaman 2 üzeri 10 çarpı bu ikisini çarparsam 3 üzeri 8 çıkar Tonguç'um. Çünkü 10 ile eksi 2 toplarsam 8 çıkar. Bölü diyorum. Birazcık uzun olabiliyor ama hepsinde bir sürü şey gösteriyorum. Bak her kuralı tekrar ediyoruz aslında bu soruları yaparken. Mesela 8 üzeri 3 dediğim bir şey. 2 üzeri 3 zaten 8. O zaman ben 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti yani 2 üzeri 9'u yazıyorum aslında burada. Çünkü bunda bu çarpılıyordu. 9 dediğim şey 3'ün karesiydi. 3'ün karesinin 3. kuvveti. Bu ikisi çarpılırsa 3 üzeri 6 çıkar Tonguç'um. O artık sorumuz neredeyse bitti. Çünkü ne yapacağız burada artık? Bunu buna böleceğiz. Bunu buna böleceğiz. 2 üzeri 10'u 2 üzeri 9'a bölersem üstler çıkartılır ikisinden 2 üzeri 1'i çıkar. Bölü. Çarpı pardon üzerine. 3 üzeri 8'i 3 üzeri 6'ya bölsem 3'ler çıkartılır ikisinden. 3 üzeri 2 çıkar. Dolayısıyla 2 çarpı 9'dan 18 çıkar. Doğru cevabımız. Bravo diyorum sana. Ve e, pardon ne, ne 18'i? Bu, bu benim bulduğum burasıydı. Özür dilerim. Bu neye eşitmiş? 2 üzeri B ile 3 üzeri C'ye eşitmiş. O zaman bu aslında 2 üzeri 1 ile 3 üzeri 2 eşitmiş. O zaman diyelim ki B dediğimiz sayı 1'dir. Aynı zamanda C dediğimiz şey de 2'dir. Yani B eşittir 1, C 2 şeklinde A, B, C'nin hepsini bulmuş olduk ve süper bir şekilde kazı aziz bir soruyu da yapmış olduk. Geldik of. 3 üzeri x eşittir 4 oldu. Tabi öğretmenlerimiz artık LGS sınavında zor olduğu için. Hocam sınavda ki, öyle... sorular olursa size WhatsApp'tan atabilir miyim? Atabilirsin tabii ki ama öğretmenlerimiz öyle birazcık daha zor sorular hazırlamaya çalışacaklar. O yüzden ama dikkat edelim. Mesela 3 üzeri x eşittir 4 olduğuna göre 27 üzeri x, 3 üzeri x artı 2 işlemin sonucu bulmuş demiş. Şimdi Tongç ben şunu gördüğüm zaman hemen 3'llerden üç 3'ün üçün üçüncü kuvvetinin 27 olduğunu hatırlıyorsan 3 üzeri 2, 3 üzeri 2, 3 üzeri e, 1 3'tü. Yani 3'gilleri hemen hatırladık. O zaman 27 yerine ben 3 üzeri 3 yazacağım. O zaman diyorum ki benim aradığım şey 3 üzeri 3 üzerinde de x var. Çarpı diyorum. Par artı diyorum özürüm. 3 üzeri x artı 2. 3 üzeri x artı 2 ne demek biliyor musun Tongçum? 3 üzeri x artı 2 3 üzeri x ile 3 üzeri 2'nin çarpımıdır aslında. Çünkü neden? üstler çarp evet, üstler çarpınca üstler toplanırdı. Bak bunun aslında eski haline getirdim ben. Sonrasında diyorum ki 3 üzeri 3x olur burası. Çünkü bunlar çarpılır. Artı 3 üzeri x e, çarpı 3 üzeri 2 diyorum. Ha, şimdi artık benim istediğim şeye zımbırtaya gelmiş olduk. 3 üzeri x eşittir 4 ya. 3 üzeri x yani bu 4'müş çarpı 3'ün üç, karesi 9 zaten. Artı diyorum. Şimdi 3 üzeri 3x dedi biliyor musun? Bak birazcık burada çözümleme yapıyor 3 üzeri 3x dediğimiz şey. Hani üst tarafta toplama vardı ya tomucuğum 3 üzeri, e, üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x de. Tabanlar aynıysa üstler toplanırdı. Neydi ne yaptık aslında burada? 3 üzeri x, 3 üzeri x, 3 üzeri x yaptık. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü bunların üstleri toplanınca 3x eder. Yani şurada yaptığım zımbırtıyı üstler toplanıyor. Niye toplanıyor? Üstlerle çarpmada toplanıyordu. Aynı şekilde bunu da bunu da ben üstlerle da çarpmaya çevirdim. İstersen yapalım. Bunların tabanları aynı. 3 üstleri toplanınca 3x eder. 3 üzeri 3x. Yani tersine yaptım. Dolayısıyla bu zımbırtıda ben artık 3 üzeri x yerine artık ne yazabilirim? 4 yazabilirim. 4 ise bu zımbırtı. 3 üzeri x. 4 çarpı 4 çarpı 4'müş bu zımbırtı. Çünkü bunların her birisi aslında ayrıca 4'müş. 4 kö 4, 4 kö 4, 64 artı 9 kö 4, 36'dır Tonguç Ölen Bey. O yüzden aradığım cevap 100'dür diyorum ve gerçekten önemli beyin yakan sorularla devam ediyoruz. Yazımıza. İki farklı Oo, bakteri kültüre ilgili. Yeni nesil değil mi hocam? Evet bu? böyle sorular gelebilir çünkü bunları öğretmenlerimiz ve Milliyetin Bakanlığı da çok seviyor. Hocam i̇ki... içinde resim olan soru yeni nesil soru mu demek? İçinde resim olan soru yeni nesil soru demek. Çok değerli. Bu doğrusu, soru doğrusu, ne yaparsın mesela? Böyle bir soru gördüğümde bir kere resime bakarım önce. Resim benim dikkatimi dağıtır. Bir sürü vakit kaybederim. Yani yeni nesil soruları sevmiyorum. Ben Bravo diyoruz. Saçmalama İki farklı bakteri kültürü ile ilgili. Bilgiler vermişti. Birinci kültür, ikinci kültür. Sayılar her saat sonunda dört katına çıkmaktadır. Bak bu birinci kültür, bu ikinci kültür diyelim. Ee, i̇kinci kültürün de sayıları her saat sonunda yarıya inmektedir. He. Birinci kültürde toplamda 64, ikinci kültürde 490 bakteri bulunana göre demiş. Kaçıncı saatin sonunda e, kültürdeki bakteri sayıları eşitlenmiş. Şimdi biz hemen bir kendi tablomuzu yapalım. Birinci kültür, ikinci e, kültür diyelim. onsa diyelim ki e, şöyle bir tablo yapıyorum, sallıyorum. Ee, mesela burada e, bu başlangıç diyelim tamam mı? Başlangıç. Ee, şimdi adamın başlangıçta kaç tane varmış donmuş herem ben birinci kötüde 64 tane varmış. Burada da 4 üzeri 9 tane varmış tamam Bir kere 64'ü ben hemen 64 aslında 2 gillerden 2 üzeri 6'dır. Ee, 4 de aslında 2'nin karesidir. O zaman ben 64 yerine 2 üzeri 6 yazarsam hatta şöyle yazalım bunu direkt e, İki, e, şöyle yapalım. Şunları karalıyorum. 2 üzeri 6 diyorum. 4 üzeri 9 yerine de e, 4'ün şöyle yazalım. 4'ün 9. kuvveti yerine de 2'nin karesinin 9. kuvveti yazarım. Bu ikisi çarpılsa 2 üzeri 18 der. O zaman başlangıçta bunlar 2 üzeri 6 tane bunlar 2 üzeri 18 tane varmış. He. Şimdi sonrası diyor ki hemen e, kaçıncı saatin sonunda kütüdeki baktığı sarı eşine demiş. Şimdi birinci saat diyelim. Şimdi ilk saatte bu arkadaş ilk saatte bu arkadaş 4 katına çıkmaktadır diyor. 2 üzeri 6'yı 4 katına çıkarsam bak burası çok önemli. 2 üzeri 6'yı 4 katına çıkarsam aslında 2 üzeri 6'yı 2'nin karesiyle çarpmış oluyorum. O zaman ne olur? 2 üzeri 8 çıkar. Çünkü üst seferde toplama vardı değil mi? Ee, çarpmada yani. üst seferde 2 üzeri 8 oldu bir anda bu. Bu zımbırtı ne olacak? Bu da yarıya iniyormuş. O zaman 2 üzeri 18'i yarıya indirmek şu demek. Bak 2 üzeri 18'i yarıya indirmek aslında 2 üzeri 1'e bölmek demek. 2 üzeri 1'e böldüğün zaman üstler çıkarttığı iki sana 2 üzeri 17 çıkar. 2 üzeri 17'ye düştü bu. Şimdi bu şekilde bir e, şey yapacağız seninle beraber. E, nasıl söyleyeyim? E, örüntü oluşturmaya çalışacağız. Örüntü anında görüntü. Tebrik ediyorum. <laughs> Mesela bak bunu tekrar e, 4 katına çıktığı, çıkardığın zaman... 2 üzeri 8'i 4 katına çıkardığın zaman istesen yapalım seninle beraber. Hemen şurayı karıştırmadan yapalım. 2 üzeri 8'i 2 üzerinin karesiyle yani 4 ile çarpıyorsun. 2 üzeri 10 oldu. Bak 2 üzeri 10'a çıktı bu zımbırtı. Bu zımbırtıya bakalım. 2 üzeri 17'yi yarıya indireceğiz. 2 üzeri 17'yi 2'nin birinci kuvveti ama 2 üzeri 16 oldu. Bak 2'nin 16. kuvveti oldu. Artık örüntümüz çıktı. Yani fazla daha fazla işlem yapmaya gerek yok. Üçüncü saatte, üçüncü saatte artık bu zımbırtı, bu zımbırtı bak 6, 8, 10 diye gidiyor. 2 üzeri 12 olacak. Bu da 18, 17, 16, 2 üzeri 15 olacak. Bak yaklaşıyoruz. Dördüncü saat diyelim. E, bu artık 2 üzeri 14 çıkacak. Burası da 2 üzeri 14 çıktı. Bak işte ikisinin de eşitlendikleri saat. Dördüncü saatin sonunda. Dördüncü saatin sonunda. Aslında bunları oh birbirinin süper Zekisin diyorum ve geldik e, ee, soruları cevaplayalım. Üstelere alakalı. Sanki bakalım. yazmasa bilmeyeceğiz. Yani. Evet, Aşağı soru cevaplayınız demese biz öyle kaç İyi, i̇kisi bulunun diyor ve Y sayını bulun diyor. Hemen bakalım. Mesela şöyle bir ifade de bak dikkat et. E, ee, ne yapmış? Adam virgülü buraya getirmiş. Virgül normalde burada dedi. Her sayının sonunda görünmez bir virgül vardır. Adam bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayıyı küçültmüş. 6 basamak küçülttüyse aslında virgülü buraya getirdiyse bu adam aslında bilimsel gösterim yapmış ya neredeyse. 6 basamaklık şey gelmesi gerekiyor. 10'un kuvveti gelmesi gerekiyor. O zaman x dediğimiz şeyin 6 olması gerekiyor. Ama ben şunu şöyle yapıyorum bak. 2 5 2 0 0 0 0 Şimdi ben bunu 252 çarpı 10 üzeri bak 1 2 3 4 tanesi var ya amellik yapıp da bu sıfırları yazmayayım diye 10 üzeri 4 yazıyorum. Haa sonrası diyorum ki ben bu virgülü Buraya taşırsam 1-2 tane taşırsam bunu yani 2,52 yaparsam sayıyı 2 basamak küçültmüş oldum. Sayıyı 2 basamak küçültürsem bunu büyütmem gerekiyor diyorum. 10 üzeri 6'ya çıkartıyorum bunu. 4'ten 6'ya çıkarmış oldum. Dolayısıyla x dediğim şeyin altı olduğunu buldum. şimdi Şöyle bir ifade de şöyle ilerliyorum Tonguç'um. Mesela e, şöyle bir sayıda bak 1-2-3 4 tane basamak var ya 46 çarpı 10 üzeri eksi 4 diyorum Tonguç herhalde benim. Çünkü 4 tane basamak var virgülün sağında. Ha, o zaman 10 üzeri eksi 4 dedikten sonra diyorum ki ben bunu, ben bu sayıyı 460 yapacağım. 460 yaptığım zaman ben bu sayıyı bir basamak büyüttüm mü Tonguç Arabi? Evet. O zaman diğerinde küçültmem gerekiyor bir basamak. O zaman e, 10 üzeri eksi e, kaç yapacağım? Eksi kaç yapacağım Tonguç Arabi? 3. Patlanın işte eksi, eksi 4. kattan e, bir basamak aşağı inersen, kaçıncı kata inersin Tonguç Arabi? 5. Beş. Eksi 5. kadar enerjisi süper zekisin. Dolayısıyla y'nin de eksi 5 olduğunu söyleyebilirim. x ve y'yi bulmuş olduk. Ondan da bilimsel gösterimi yazı demiş. Bilimsel gösterimde yapmamız gereken şey şu. Bunu 1 ile 10 arasına getirmek. 3 virgül 8 haline getirmem gerekiyor ki bilimsel gösterim olsun 1 ve 10 arasında. O zaman ben bu sayıyı 1, 2, 3 basamak küçülttüm. 3 basamak küçültürsem bunu 3 basamak büyütmem gerekiyor. 10 üzeri kaç demem gerekiyor? Eksi kaç demem gerekiyor Tonguç Eren Bey'im? 11. Patlama. Eksi 8'den 3 basamak yukarı çıkarsan eksi 5 olur. Ya, bak bu artık bir daha hata istemiyorum. Şimdi Mesela bunu 4,06 yapıyorum Tonguç Aramı'nın bu sayıyı. Çünkü 1 ile 10 arasına getirdim. O zaman sayıyı 1, 2 basamak büyüttüm. 2 basamak büyüttüysem bunu da küçültmem gerekiyor. 3'ten e, 2 basamak aşağı inersen kaç olur Tonguç Aramı'nın? 1. Evet süper. 10 üzeri 1 çıkar. Bilimsel gösterimini bu şekilde yazmış olduk. Peki geldik artık karakök ifadeleri. Artık sonumuza yaklaşıyoruz. Son konumuz. Yukarı dikdörtgen şekilde kartonlardan alanı 120, 121 pardon 64 olan 2 kare A karesi makasla keserek atılıyor demiş. 121 alan olan bir kare varmış. 64 alan olan bir kare varmış. E bu çok basit Tomuş Eylül Neden diyeceksin? 121 neyin karesidir? Kare kökü 121. 121 <laughs> sen neyin karesisin? 121 sen? sen? neyin karesisin? Yani sen e, senin bir kenarın kaçtır kardeşim diye sorduğun zaman 11 de diyebilirsin. Yani bak 11 ile 11'in çarpımı 121'dir. Dolayısıyla bu karenin her bir kenarı 11'dir diyebiliriz. Şu kenarı da 11'dir bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Şuradan başlayıp şurası da 11'dir diyoruz. Peki sonra 64. 64 sen neyin karesisin? 64 aslında 8'in karesidir. Dolayısıyla bu bunun kenarları da 8, 8 e, 8 burası. Şuradan şuraya kadar ve şuradan şuraya kadar da 8'dir diyebiliriz. Peki geldik sonrasında. Diyorum ki bak burası 11. Burası 8'de. Buraya kaç kalır? 3 kalır değil mi? E, o zaman A da bir kare olduğuna göre e, buraya da 3 kalır, buraya da 3 kalır, buraya da 3 kalır. He. Şimdi peki burasının hepsi 8 ise Tonguç Eran Bey. Im. E, şurası da 3 ise o zaman buraya 5 kalmaz mı? Şu, şu parçaya 5 kalmaz mı? Değil mi? Evet. Mi? Süper. O zaman diyorum ki bu bir dikdörtgen şekliymiş. Bütün hepsi 20'miş görebildiğin gibi. Burası 11, burası 3 ise toplamda 14 ediyor burası. 14, 20'den 14 çıkarsak buraya da 6 kalır Tonguç Eren Bak bunun e, bunun altı olduğunu bulduk. Şimdi burası 11 ise e, burası burası 11 bu dikdörtgen de. O zaman burası da 11'di. Bak şurası 11 şu bu koskocaman bir dikdörtgen Dolayısıyla bak burası 20 idi. Burası 20 ise e, burası da 20'dir. E, burası 11 artı 8 19 eder. Buraya da 1 kalır Tonguç Hanım. Tabi birazcık orantısız çizmiş ama yapacak bir şey yok. Şimdi bizden istediği şey şu. A karesinin çevre uzunluğu kaç santimetredir? 3 3 3 3, 3 yani 3 kere 4'ten 12 santimetre dedik. Yani kalan parçanın çevre uzunluğu kaç santimetre demiş. Şu kalan parça dediğim şey şurası. Bunun çevre uzunluğunu hesaplayabilmek için hemen etrafından geçelim. 6 11 1 Hemen yazalım. 6 artı 11 artı 1. Ondan sonra 8 artı 8. Yeni nesil hocam? Sonra 5 artı 5. Kesinlikle. 10 sonra 3 artı 3. O zaman bunun çevre uzunluğu olabilmek için de 6, 11, 17, 18, 26, ee, ve 34 santimetredir diyebiliriz. Bravo diyorum sana ve bütün soruları mükemmel bir şekilde ilerliyorsun Tomuçu'm ve geldik birazcık daha gerçekten yenisi soruya tam bir yenisi soru mantığı. Şekildeki AB kalasının efendim hocam sana demeyi mi? Ben, AB kalası varmış. Ben çok klas bir kalasım hocam. Evet evi seni. uç noktalarına menteşeyle tutturulmuş çubuklar sırasıyla döndü sırayla döndürülüp AB kalasına temas ettirildikten sonra eski hallerine geri getiriliyor demiş. He, o zaman ne yapmışız? Bunu böyle döndürmüşüz. şurada menteşeler var. Şurada menteşeler var. Ee, peki bunu böyle bunu böyle döndürüyorsun. Böyle indiriyorsun. Ve bunu böyle indiriyorsun. Kaldırıyorsun. Tamam mı oğlum. Demiş ki AB kalasına temas ettirdikten sonra AB kalası da burasıymış. AB kalasında şöyle bir kalas gibi gerçekten yapalım. Şöyle bir şurası da bir kalasmış. Tamam. Çubukları bu kalasa böyle döndürüp bırakıyorsun. Döndürüp bırakıyorsun. Tamam. Ee, eski haline geri getiriliyor. A çubuğu AB kalasına yani bu çubuk AB kalasına temas ettiğinde uç noktası hangi iki nokta arasında bulunur? Şimdi bunun karekök 300 olduğunu görebiliyoruz. Karekök 300 hangi iki tam kare arasında diye bakmamız gerekiyor. Çünkü neydi? Eğer bunların yaklaşık değerini bulmak istiyorsak hangi iki tam kare arasında diye bakmamız gerekiyordu. Ben hemen şunu görüyorum. 225 15'in karesi 256 16'nın karesi 17'nin karesi 289 ve 18'in karesi 324. Ya yani bu arkadaş o zaman bu karekök 289 ile karekök 324 arasında. Karekök 289 zaten 17. Yani. Karekök 324 zaten 18. O zaman 17 ile 18 arasında bir yere gelmek zorunda. O zaman 17 ile 18 arasında bir yere gelecekse bakalım hemen. Bak bunu böyle çevirdiğim zaman burası bir kere 5. 4, 9. 5 ee, daha 19 5 e, daha 14 e, Burası 17 e, eder. O zaman şuraya kadar bir kere 17'ye geldi. Ama bizim aradığımız şey 17 ile 18 arasındadır. 17 ile 18 arasındaysa o zaman 18 e, arasında 17 buraya kadar gelmişti. 17. O zaman N ile o arasında bir yere gelmesi gerekiyor. Tabii 17'ye çok yakın olacak diyoruz. Dolayısıyla N ile o arasında ee, bulunur diyoruz Tonguç Ölen Bey'im. Çünkü e, biz, bizim kalasımız 17 ile 18 arasında ise buraya bir yere gelecek. Çünkü buraya kadar 17 idi. 17'den daha fazla olması gerekiyor. Dolayısıyla ne ile 10 arasında gelecek. Peki geldik diğer kalasımıza. Karakök 190 dediğimiz şey ise hangi iki tam kare arasındır? 196, 14'tü. 113'ün e, karesi 169 ile 196 14'ün karesi arasında. Çünkü karekök 169 ile karekök 196 arasında bu 13'tür bu 14'tür. O zaman 190 dediğimiz şey de bunların arasında bir yere gelecek. Bunların arasında bir yere gelecekse 13 ile 14 arasında. O zaman ama buradan başlayacağız. Çünkü bunu böyle çevirdiğin zaman bak 3, 7, 10, 15. O zaman şurası şuraya kadar 15 santimetre oluyor. Şuraya kadar da 10 santimetre oluyor. Bizim aradığımız şey 13 ile 14 arasında gelecek. E 13 ile 14 arasına gelecekse şu arada bir yerde olacak. Demek ki L ile M arasına gelecek. Tabi buradan çevirdiğimiz için buradan yatırmış olmamız gerekiyor. Çok önemli. Bak şu çubuğu şöyle yatırmış olmamız gerekiyor. O zaman buradan saymaya başlıyoruz. Çubuklu sorular. Tamam. Bunu böyle çevirdiğim zaman Buradan saymaya başladım 17 ile 18'e. Bunu çevirdiğim zamansa buradan saydım, saymaya başladım. L, M ile M arasında diyorum ve süper bir şekilde artık son sorular son sorumuza geldik Tonguç'um. Gerçekten yazımız süper hızlı bir şekilde gitti. İşlem sonuçlarını bunu demiş. karekök 48, karekök 75, karekök 27 falan filan demiş. Ben bunları yapmam gereken şey A kök B formatı. Ya pardon A kök B formatı. Ne demek yani? Karekök 48 dediğimiz şey bizim hemen çarpanlarına ayırırsak 16 ile 3 olduğunu söyleyebilirim karekök 48'in. Mesela 75 dediğim şey 25 ile 3'tür tümcelebilir. 27 9 ile 3'tür aslında diyebiliriz. Peki 12 4 ile 3'tür diyebiliriz. Peki ben bunları niye yazdım? Çünkü 16 bir tam kare olduğu için 16 dışarıya fırlar. Bu aslında 4 karekök 3'tür diyebilirim. Artı diyorum. 25 bir tam kare olduğu için 25 dışarıya 5 diye fırlar. 5 karekök 3'tür diyorum. Eksi diyorum. 27 de 9 kare ka, tam kare olduğu için 3 diye dışarı fırlar 3 kök 3 diyorum. Bölü diyorum. Sonra 4 dışarıya fırlar 2 diye 2 kök 3 12 yerine karekök 12 yerine yazdım size. Bu da aslında kök 3 ama aslında bu nedir biliyor musun? Bir kök çünkü görünmez bir bir vardır diyoruz. Dolayısıyla elma armut hesabına geçebilirim artık. Neden diyeceksin? Çünkü bu bir armuttur, bu da bir armuttur, bu da bir armuttur. Hocam acıktım. Bu da bir armuttur, bu da bir armuttur. Dolayısıyla Armutun bak. var mı hocam? Bir tane verir misiniz? 9 armut, eksi 3 armut, 6 armuttur. 6 armut bölü 2 armuttan bir armut çıkarsa bir armuttur. Dolayısıyla bizim bulmak istediğimiz şey 6'yı 1'e böl. 6 kök 3'te kök 3 sadece zaten cevabımızın 6 olduğunu söyleyebiliriz. Geldik bu zımbırtıya. Bu sefer çarpma var Tomuş öğrenmiyor. Çarpma ne yapmamız gerekiyor? İlk başta yine A kök B formatına bir getirelim rahatlayalım. A kök B formatında bu aslında 4 kere 5'tir Tomuş öğrenmiyor. 20 dediğim şey o zaman 2 kök 5'tir. 2 kök 5'i 3 kök 2 ile çarpacağım. Eksi diyorum. 160 dediğimiz şey ise 16 ile 10'un çarpımıdır diyebiliriz. 16 ile onun çarpımı ise 4 kök 14 ton artı diyorum Burada da paydada kare kök istemiyoruz kuralından i̇stemiyoruz. yola çıkaraktan. Kök 5 ile genişletmem gerekiyor. Bunu kök 5 sadece buna bakıyorum. Kök 5 ile genişlettiğim zaman 5 e, kökle köklü sayı ile köklü sayı çarpıldı. 5 kök 10 bölü Be, kök 5 çarpı kök 5, 5 beş çıkar. Beşler sadeleşir. O zaman bunun cevabı aslında kök olmuş. O zaman ben bunun yerine şunun yerine artık kök 10 yazabilirim. Şimdi artık elma armut hesabına hoş geldin diyorum. Ama öncesinde şu çarpmayı yapalım. Çarpmada normal sayıyla normal sayıyı çarpıyorduk. Normal sayıyla 2 kere 3, 6 köklü sayıyla köklü sayı çarpıyorduk. Kök 10. Eksi 4 kök 10 artı e, tabii görünmez bir 1 vardır diyorum. 1 kök 10 diyebilirim. Her sayının başında görünmez bir, bir var Dolayısıyla e bak e, hemen armut hesabına geçelim. Bu bir elma, bu bir elma, bu bir elma. Dolayısıyla 6 elmadan 4 elma çıkarsa 2 elma, 3 bir elma daha eklenirse 3 kök 10'dur cevabımız diyoruz ve mükemmel bir şekilde e, sorumuzu da çözmüş olduk. Tom şimdi çalışman gereken şeyi göstermek istiyorum sana. Bu da bütün kitaplardan çalışmalı. Evet, bütün bir kere bir kere yazılı hazırlığımızın olduğu yeni nesil matematik taktik e, dinamo, dinamo ve yeni matematik taktikten çalışabilirsin Toğuş Ölen Bey. Hemen sana çalışacağın sayfaları göstermek istiyorum. Gerçekten çok önemli. Eğer bu sınavdan da iyi bir şey alırsan aslında DGS tekrar da yapmış olsun. Şu ana kadar yaptığın şeylerin. Sayfa 18 19 başlayıp 18'den başlayıp bu şekilde yeni nesil soruları da çözerekten Tonguç Erhan EBOB, ok. ondan sonra işte aralarında asallık, tam kuvvetleri, ondan sonra Tonguç Erhan üssü üstün üstü ve çözümleme, üstü çarpma, e, ondan sonra bilimsel gösterim, e, bilimsel gösterimi çok önemli olduğu için birkaç tane testik olduk. E, matematik uygulama soruları var işte bunlar yazınıza yönelik, aynı zamanda e, LGS'ye yönelik. Aynı zamanda kayak gökyüzü ilerleyip de A kök B gösterimi çarpma ve bölme de bitireceksin artık Tonguç Eren Bey Hemen sana göstereyim. Toplama, toplama çıkarmayı da göstereceğim sana. Ee, toplama çıkarmada yani e, sayfa 73'e kadar yapabilirsin. Sayfa 18'den sayfa 73'e kadar çalışsan canavar gibi olursun gerçekten de. Hem yeni wow. soruyu çözmüş olsun. Ama birazcık daha farklı bir şekilde çalışayım diyorsan Hocam yazılı, sonra, yazılı, yazılı var mı burada? Yazılı yazılık da var. Hemen göstermek istiyorum sana. Mesela hemen Dinamo Soru Bankamızı açıyoruz. Tonguç Eren Bey. E, sayfa 12. Ondan sonra e, sayfa 14, sayfa 16, sayfa 18. Buradaki testlerimiz çok 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 güzel gerçekten de. Yeni soru oluşuyor. Ve hani senin sınav, gerçek sınava tam hazırlıyor gerçekten de. E, ondan sonra ünite değerlendirme ve aynı şekilde ünite değerlendirme testi de gerçekten e, bütün öğrendiğim konuları tekrar ediyorsun. Hatta şunu da göstermek istiyorum. Birinci ünite değerlendirme testi. Aynı zamanda Tonguç çarpma bölmeden sonra da toplama çıkarmada sen nereye keseceğini söyleyeceğim. İşte şurası. Yani sayfa 47'ye kadar yapmanı istiyorum. E, e, sayfa 12'den başlayıp 47'ye kadar yaparsan canavar gibi olur. Zaten merak etme. Çok uzun sorular değil ama yine de seni inanılmaz hazırlayan sorular diyoruz. Evet. Bu şekilde e, aynı zamanda ben bizim hocamız çok kazıkçı diyor sana Zoru Bankası'ndan Zoru Bankası'ndan hemen sana göstermek istiyorum Tonguç Aram Bey. Im. Bak sayfa 14'ten başlayıp sayfa 14'ten başlayıp e, sayfa 71'e kadar yapabilirsin. Gerçekten birazcık uzun gibi gelecek geliyor sana ama Yazılıya kadar canavar gibi olup ve çok iyi bir şekilde buradan da konuları tekrar edebilsin. Onu söylemek istiyorum. 0.8'de sayısal kitabımızdan da hemen sayfalarını vermek istiyorum sana. Konuları tekrar etmek istiyorsan videoya ek olarak da çalışmak istiyorsan kendi başına sayfa 14'ten başlayıp bizim yazdığımıza kadar olan kısım yani sayfa 57'ye kadar çalışabilirsin Tonguç Öğren Burada yeni nesil sorulardan çözebilirsin diyorum ve mükemmel bir şekilde dersimizi bitirdik. O zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım yazılığında başarılar. Sağ olun hocam.